Merhaba, ben Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü hocalarından Gürkan Yavaş. Bu kanalda yayınlayacağımız videolarda öğretmen adayı olan öğrencilerimizin gözünden Türkiye'deki salgın deneyimlerine odaklanmak istedik. Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında hazırladığımız videolarda toplumun farklı kesimlerine salgın dönemini nasıl yaşadıklarını sorduk ve aldığımız karşılıklardan çok şey öğrendik. İzleyen herkes için de öğretici ve yararlı olmasını umuyoruz. Merhaba. Merhabalar. Röportajıma konuk olduğunuz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizi tanımak istiyoruz. Kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Aramızı. Ömer Şengöz ben. Gökteci Niyazi adlı işletmenin sahibiyim. Doğu Kuşa Parkı'nda, İzmir Doğu Kuşa Parkı'nın kenarında yaklaşık işte baba mesleğinden aldığımız, babamızdan aldığımız mesleği devam ettiriyoruz. 2002 yılından beri bulunduğumuz mekanda işletme sahibiyim. Peki bu karantina döneminde nasıl hissediyorsunuz? Karantina döneminde iyi hissetmedik tabii ki. Kısıtlamalar insanın fıtratına tabii iyi gelmeyen şeyler. Özgürlük hissi insanlarda birinci his tabii ki. Tabii ki iyi hissetmedik. Peki size koronavirüs döneminden önce salgın hastalık nedir diye sorsam ve günümüzde bu soruyu sorsam fikirleriniz arasında bir fark oluşuyor mu? Çok kaba olarak şöyle söyleyeyim. Koronavirüs döneminde salgın hastalık dönemler gripler de bizim için. Soğuk algınlıklar, üşütmeler. Koronavirüsten beraber salgın hastalık hakikaten ölümcül bir virüs olduğunu, ciddiyetini anca vardır. Koronavirüs yüzünden getirdiğiniz et ve sebzelerde nitelik bakımından hiç değişiklik oldu mu? Şöyle söyleyeyim ben size, o konuda herhangi bir değişikliğe gitmek zorunda kalmadık. Neden gitmek zorunda kalmadık? Zaten ürünlerimizin nitelikleri üst seviyede oldukları için bize o anlamda herhangi bir ham madde tedarikinde değişiklik bir uygulamamız olmadı. Sunduğunuz yemeklerde fiyat bakımından bir değişiklik var mı? Fiyatlarda hiçbir değişiklik yapmadık. Ancak şöyle söyleyeyim size, maliyetlerimiz çok artmasına rağmen çünkü zaten çok fazla gelen müşteriden kaynaklı bir azalma yaşadık. Bu virüsten alakalı insanlar bizim gibi gıda işletmelerini çok fazla tercih etmemeye başladılar. Birkaç istisna haricinde. Ancak ekonomik şartlarda malum olduğu için dayanabildiğimiz kadar dayanacağız. Herhangi bir uygulama yapmadık. Lokantanıza aldığınız müşterilerin maske ve ısı kontrolünü yapıyor musunuz? Veya bunun dışında bir uygulamanız var mı? Evet, şöyle söyleyeyim. Zaten aynı zamanda maskesiz girilmez gibi uyarı yazılarımızla beraber kesinlikle maskesiz müşteri almıyoruz. Yemek servisi başlayana kadar uygun bir dille maskelerini çıkartmamalarını rica ediyoruz. Isı kontrolü, ısı ölçerimiz de var. Isı kontrolü de yapıyoruz bileklerden. Bu şekilde bir çalışmamız var. Evet. Ancak işletme içerisinde daha farklı tedbirler almak zorunda kaldık. Yani daha kapıdan girmeden itibaren başlayan bir tabiri caizse dezenfekte ortamı oluşturmaya çalıştık. İşte ilaçlı paspaslardan tutun, hemen kapı girişindeki dezenfektandan, işte lavabolardaki el yıkama ve dezenfektan olayları, masalarımızda işte kolonyalarımız, dezenfektanlarımızı bulundurmaya başladık. Masalarımızı azalttık, sandalyelerimizi azalttık. Mümkün olduğu kadar geniş alanlar oluşturmaya çalıştık. Çalışanlarımıza tabii ki maske, mesafe kurallarını mümkün olduğu kadar en azami şekilde sürekli tekrarlayarak, sürekli güncelleyerek bunlarla alakalı çalışmalarımız oluyor. Bu şekilde kendimizi yeni normale alıştırmaya çalıştık. Karantina
karantina döneminde çalışanlarınıza maaşlarını ödeyebiliyor musunuz? Hayır, ne mümkün. Ne mümkün, kesinlikle ödeyemiyoruz. Çünkü zaten malum ekonomik şartlar çok zorlayıcı olduğu için kesinlikle maaş falan ödemesi yapamadık yani. Yapamadık. Hatta şöyle söyleyeyim, karantina sürecinde sadece vardiyalara gibi doldu diyelim. Birkaç gün bir grup geldi, onlara işte bir örneği verebildik. Birkaç gün başka bir grup geldi, onlara verebildik. Gelmeyenlerin gelmediği gün bir ödeme yapamadık. Çünkü zaten öyle bir kazanç yoktu. Açma maksadım da sadece ve sadece bende çalışan personelin bir şekilde hayatta kalması çabasıydı. Peki, devletin sunduğu kredi imkanlarından yararlanmak istediniz mi? Evet. Yararlanabildiniz mi? Evet, istedik ama yararlanamadık. Bir başvuru yaptık. Bir devlet kamu bankasına. O tarihlerde işte bir malum işte bir 25 bine bir 25 bin bir kredi kartı, 25 bin kredi gibi böyle kredilerden falan bahsettiler. Can suyu kredileri falan. Bize dönüş bile olmadı. Sadece ve sadece yararlandığımız güncel SSK Bağkur ve minimum vergi ödemelerini önümüzdeki aylara öteledik. O günlerden sonra ötelediklerimizi mevcutlarla beraber duble ödeyip bir şekilde bu işleri tekrar temizlemeye çalışıyoruz. Halen de o pandemi sürecinden gelen vergi borçlarımız, ödemelerimiz, ötelenmiş vergi borçlarımızı ikisi de ödemeye gayret ediyoruz. Peki, koronavirüs döneminden önce ve şu anki dönemde müşteri ve özenç durumunuz nasıl? Kesinlikle yarı yarıya azaldı. Kesinlikle yarı yarıya azaldı. Kazancı bilmiyorum. Ben bir şey, artık şey, o kadar morallerimiz bozuk ki gerçekten önce hesap yapmıyoruz. Karda mıyız, zararda mıyız? Sadece tabiri caizse ayakta kalmaya çalışıyoruz. Ayakta kalmaya çalışıyoruz. Süreci atlatmaya çalışıyoruz. Çalışanımıza borcumuz olmasın. Ham madde aldığımız için kasabımıza, tedarikçilerimize borcumuz olmasın. Devletimize vergi borcumuz olmasın. SSK borcumuz olmasın. Bütün mücadele bu. Peki, salgın sonrasında hijyen kurallarına uygun tutumlarınız değişti mi? Kesinlikle şöyle, aslına bakarsan bireysel anlamda değişen bir şey yoktu. Zaten normal şartlarda bu zaten bizim için olmazsa olmaz bir durumdu. Ancak salgın arkasından tabii ki şimdi hiç yaşamadığımız bir maske olayı var. Benim işte zaman zaman o kadar şey olur ki tek başımıza araçlarken bile hiç çıkartmamamız, unuttuğumuz oluyor. Eve bir şekilde geldiğimiz için. Peki bize servis ettiğiniz yemeklerin virüs barındırmadığını söyleyebilir misiniz? Şöyle söyleyeyim, bence kesinlikle öyle bir şey yok. Neden öyle bir şey yok? Çünkü bu işin sıcak ve soğuk aşamaları var. Sıcak aşamaları zaten malum belli bir derecede piştiği için, ilk ürünleri yaptığımız için zaten onda yaşama şansı yok. Ama soğuk nedir? İşte genelde özellikle kız sebzeleri yıkanmasının haricinde dezenfekte olur. Neydi? Sirke. Sirke de kendisi doğal bir dezenfektan olduğu için ister istemez bu salata ürünleri de sirkeden alakalı çok fazla şey oluyor. Temas oluyor. Onun haricinde işte ama tabii ki şimdi örnek veriyorum. Bu virüs öyle kötü bir şey ki belki işte paketlenmiş sularda, paketlenmiş ayranlarda, paketlenmiş kolalarda yani temaslı birine denk gelmiştir. Çalışanına vardı gelmiştir bilmem ne falan. O da o temastan beraber benim işletmeme kadar girebilir. Ama bu her işletme için olabilir. Ama bir şey diyemem ki ama özellikle birebir kendi kontrolü, imalat anlamında söylüyorum. İmalat sebebi kendi kontrolümüz olan işlerde bir sıkıntı görmemiz. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi şöyle söyleyeyim. Umarım bu kötü günler bir an önce gelir geçer. Bu sadece sağlığımızı, sadece ekonomimizi etkilemedi. Muhtemelen psikolojimizi de çok fazla etkiledi. Çok mutsuz bir birkaç yıl yaşadı bütün dünya, bütün insan yaşamaya da devam edecek gibi gözüküyor. Eğitimden tutun da aile yapısına kadar çok derinden etkilendi insanlar.
Umarım bu kötü günleri en kısa zamanda atlatırız. Tekrar eskisi gibi biraz daha böyle güneşli güzel günlere bakarız. İnşallah. Tekrardan teşekkürler ve iyi günler. Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Başarılar.